Zeynep, sevgili izleyiciler, Zeynep Gürcan'la hattımızda, Amerika'da davayı takip ediyor. Şu an sanıyorum bir ara verildi, gelişmeleri bize aktaracak. Zeynep, neler yaşanıyor orada? Söz sende, senden dinleyelim hiç sözünü kesmeden. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir duruşma oldu. Reza Zarrab geldi. Reza Zarrab'ın üzerinde bir hapishane üniforması var. Öyle takım elbise, sivil kıyafet yok. Bir hapishane üniformasıyla geldi. Ve normal yoldan gelmedi. Hapishanede kalan baskınların kaldığından geldi. Ve savcılık onu sorgulamaya başladı. İlk sorulan soru savcılıkla anlaşmasının detaylarıydı. 7 suçtan suçlu olduğunu kabul ettiğini söyledi. Bu suçların neler olduğunu tek tek saydı. Arkasından da asıl diğer konulara geçildi. İlk verdiği isim, Türkiye açısından ilginç olabilecek isim, Egemen Bağış'tı. Çünkü bu kendisinin bir baba mesleği olan döviz bürosu işletmeciliği yaptığını anlattı. Türkiye'de de İranlıların ambargo nedeniyle bankalarda bulunan paralarını onlara geçirmek için bir sistem kurmaya çalıştığını anlattı. Evet. İlk olarak Aktif Bank'tan başladığını anlattı. Dedi ki kendisine bir İranlı iş adamı gelmiş ve demiş ki benim orada param var, bunu alabilir misin? O da sosyal ortamlardan tanıştığı Egemen Barış'la irtibata geçmiş. Aktif Bank'ın kendisine hesap açmadığını, dolayısıyla bu sistemi yapamadığını, hesap açılması için kendisine yardım edip edemeyeceğini Egemen Bağış'a sormuş. Egemen Bağış da Aktif Bank Genel Müdürü'nü Amerika yıllarından kovaladığını söyleyerek onun için bir randevu almış. Böylece Aktif Bank işini başlatmış. Oradaki paraların ambargoya takılmadan tümen olarak İranlıların evine geçmesini sağlamaya başlamış. Bu birinci kısımdı. İkinci kısım ise burası çok hakikaten ilginçti, öyle söyleyeyim. Nasıl Zafer Çağlayan'la iletişime geçtiğini ve Halkbank'la nasıl devreye girdiğini sordu savcı. Şimdi Zarrab yine Halkbank'la çalışmak istemiş. Süleyman Aslan'a gitmiş. Evet. Ama Süleyman Aslan'a ilk randevuda Süleyman Aslan onu reddetmiş. Daha sonra yine kendi anlatımlarıyla anlatıyorum, onun sözleriyle. Çünkü Türkçe konuştu bu arada. Çok da rahat oldu bizim için anlamak ve takip etmek. Çünkü Türkçe konuştu. Bir tercümanı varmış sanıyorum, değil mi yanında Zeynep? Tabii. Yani Türkçe, kendisi Türkçe konuştu. Bir çevirmen sürekli elinde bir büyük mikrofonla jüriye ve oradakilere onu İngilizceye çevirdi. İşte Süleyman Aslan kendisini reddettikten sonra tesadüfen bir balıkçı da Zafer Çağlayan'la karşılaşmış. İstanbul'da bir balıkçı da. Ve o balıkçı da karşılaştıklarında, yine kendi ifadeleriyle anlatıyorum, gidip Zafer Çağlayan'a demiş ki ben ismim çok göz önünde olduğum için, çok ismim göz önünde olduğu için Halkbank benimle çalışmıyor demiş. Zafer Çağlayan da kendisiyle yüz yüze görüşebileceğini söylemiş. Ondan sonra Zafer Çağlayan'dan bir randevu almış, makamında görüşmeye başlamış. Kendi ifade, Zarrab'ın kendi ifadeleriyle anlatıyorum yine. Zafer Çağlayan %50 olursa bu işi yapabiliriz demiş. Ondan sonra da Bu enteresan Zeynep. Yani daha sonra karşılaştıklarında, randevuleştiklerinde Zafer Çağlayan bu işi yapabileceğini ama %50-50 şeklinde anlaşırlarsa. Hayır diye. Şöyle, balıkçıda karşılaşıyorlar, randevu veriyor. Randevüde bunu söylüyor Zafer Çağlayan tam olarak. Sonra ne oluyor? Ondan sonra? Sonra. Sonra işte bu sistemin nasıl işlediğini anlattı. Ve bu sistem çerçevesinde Zafer Çağlayan'a ne kadar para ödediğini ayrıntılarıyla anlattı. Ve toplamda 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. 7 milyon kadar dolar ödemişimdir. 2 milyon 400 TL kadar da TL ödemişimdir dedi. Yani farklı para birimlerinden bunların hepsini teker teker rakam olarak verdiği euro, dolar ve TL cinsinden mahkemede. Evet. Peki devam edecek mi aradan sonra itiraf? Tabii. Şimdi yani çok kısa bir süre için çıktım, ben bu bağlantıyı yaptım. Şimdi tekrar gireceğim. Tam bu noktada durdu.
Ve bu noktadan sonrasını işte tekrar şey olacak. Daha henüz çünkü savcılık aşamasında, savcılık sorgusu aşamasında. Savcı soruyor, cevap veriyor. Savcı soruyor, cevap veriyor. Arada hakim bir iki kere müdahale etti. Biraz daha açıklamasını istedi. Ondan sonra fakat işte bunu ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu savcı sorgulamasını. Ardından bu sefer Atilla'nın avukatları sorgulayacak. İşte bu çapraz sorgulama dediğimiz bölüme geçecek. Bu sefer Atilla'nın avukatları sorgulamaya başlayacaklar. Savcılığın tahmini, savcılığın söylediği Zarrab'ın ifadesinin cuma günü akşamına kadar devam edebileceği yönünde. Peki bu 32 kısım tekbili birden galiba devam edecek. Peki Egemen Bağış'la ilgili verilen paralarla ilgili bir şey söyledi mi Sarraf? Hayır, o konuya girmedi. Henüz girmedi ya da bilmiyorum ne olduğunu. Hayır, henüz girmemiş. O konuya girmedi. Böyle bir takım konudan konuya attılar. Dediğim gibi cuma akşamına kadar bu konu konuşulmaya devam edecek. Savcılıktan sonra Atilla'nın avukatları bu kez sorguya alacak. Bir başka detay, bence de ilginç bir detaydı. Bu savcılıkla yaptığı anlaşma karşılığında ne kadar ceza alacağını sordu. Savcılık sordu. Çünkü dedim ya, bu soru cevap şeklinde yapılıyor. O da dedi ki ben bilmiyorum, buna sayın yargıç karar verecek dedi. Yani yaptığı işbirliği çerçevesinde yargıç cezanın ağır hapis yatacağını ya da yatıp yatmayacağını yargıç istikrarlı karar verecek. O da çok dikkat çekiliyor ve dediğim gibi arada bir takım sorular sorarak konuyu açmaya çalışıyor. Şimdilik bu kadar. Zeynep, bir son bir şey sormak istiyorum. Dün bu Hakan Atilla'nın avukatı çok ağır bir biçimde hem Zarrab'ı hem de Süleyman Aslan'ı, yani Halkbank Genel Müdürü'nü suçlayarak çok büyük rüşvetler aldı. Ve Hakan Atilla buraya ne Halkbank'ı ne de bakanları korumak üzere gelmiştir diye bir laf etti. Doğrudur. Buradan anlaşıldığı kadarıyla Hakan Atilla'nın avukatları ve kendisi de bayağı başka bir açıklamalara doğru gidiyorlar gibi bir durum var ortada sanki. Ya şimdi şöyle bir şey var, yani bir itirazsız bir şey olur mu, anlaşma olur mu çok emin değilim. Çünkü Amerikan sisteminde şöyle bir şey var. Amerikan savcısı her zaman büyük balığı tercih eder. Evet. Yani Hakan Atilla istese de savcılık onunla anlaşır mı bilmiyorum. Çünkü zarf ellerinde, öyle düşünüyorum. Bir de o enteresan. Evet, bu da enteresan. Ama o da bu Türkiye'deki bazı iç ilişkileri ortaya koyacak itiraflarda bulunabilir gibi bir şey düşünebilir belki savcı. Bilmiyorum yani, ama şöyle bir şey var. Yani Hakan Atilla'nın ne itiraf edip ne etmeyeceğini bilmiyorum. O hala suçsuz olduğunu söylüyor mahkemede sürekli. Fakat Hakan Atilla'nın içerideki Türkiye'deki şeyleriyle ne kadar Amerikalı savcıların ilgileneceğini bilmiyorum. İlgilerini çekip çekmeyeceğini. Bir de ben bu Amerikan sistemindeki uygulamalardan bahsediyorum. Bu duruşmaya özel değil. Genelde savcılar tırnak içinde büyük balığı yakalamayı tercih ederler. Bu davada da büyük balık Zarrab'dı son noktada. Onu aldıktan sonra Hakan Atilla'nın ifadesine, işbirliğine ihtiyaç duyarlar mı? Ya da onun vereceği isimler onlar için önemsiz mi kalır bilmiyorum. Bir de tabii savcılığın, benim tahminim, buradan zafer çıkarmak isteyeceği, bir mahkumiyet çıkarmak isteyeceğidir. Ki Zarrab'ın açıklamalarının gidişatı hakikaten Atilla için de ciddi sıkıntı yaratacak gibi. Yaratacak. Zeynep, bir şey daha sormak istiyorum sana. Bu en çok para ilişkisinin Aktif Bank'la geçtiğine dair mahkemede bir beyanı var. Hatta rakamlarla beyan etmiş. Evet. Günlük işlem hacmine kadar anlatan. Doğrudur. Başka bankalar da var mı sözlü beyanında? Hayır, başka banka yok. Sadece Aktif Bank geldi. Ama dedim ya, daha ortasındayız. Evet, yani 5-10 milyon euroluk günlük bir işlem hacminin oradan gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Bir de Zeynep, bu Zafer Çağlayan'la Zarrab'ın anlaşma yaptığını, itiraf ettiğini az önce mahkemede söylemiştin. Bu özel anlaşmayı, %50-50 şeklindeki anlaşma hangi balıkçıda yapmışlar? Onu da söyledi mi acaba mahkemede? Onu hayır, o detayı vermedi. Evet, hayır, o detayı genel vermedi. Olarak söyledi yani. Küçük balık, büyük balık açısından mı soruyor? Evet, merak. Açıkçası o detayı vermedi Kuba. Tamam. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Zeynep. Verdiğin bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.